Dünya ruhunu kaybediyordu. Sen ruhsuzlaşmaya yüz tutmuş dünyada kendine bir yer arayıp ayrılmasını istemiyordun. Günün her dakikası Marx'ın sözleri yankılanıyordu kulaklarında. Katı olan her şey buharlaşıyor. Dünya ruhunu kaybediyor. Bunca çelişki içinde yine de halkına söyleyeceklerim var diyordu. Kelimelere sığınmıştım bir kere. Kalem kağıtta akıp gidiyordu. Sokrat diyordu. İdam sehpasına çıkarılıyordu gözlerinin önünde ey halkım. Herkes hain diye bağırıyordu. Sen sessizce izliyordun. Söylesene bağıranlardan ne farkın vardı? Oysa büyüyordun. Biliyordun Sokrat'ın masum olduğunu. Seyit Nesimi taşlanırken de oradaydın. Ey halkın masum olduğunu bilmene rağmen bir taş da sen atıyordun. Korkuyordun onun gibi hıncı uğramaktan. Hallacı Mansur idam edilirken de ön saflarda izliyordun değil mi? Bir Sultan Abdal idama götürülürken, bir emir üzerine taş atarken herkes sen de oradaydın. Vicdanın el vermedi, gül atayım dedin belki. Attın da. Oysa asıl gül dağlamıştı Pir Sultan'ı. Dememiş miydi sana? Pir Sultan ablanım, can göğe olmaz. Hak'tan emrolmazsa rahmet yağmaz. Şu ellerin taşı hiçbiri değmez. İlle de dostun tek gülü yaralar beni. Zaman geçse de değişmiyordun ey halkım. Beşiktaşlı Yahya Efendi'nin sözleri de çınlamıyordu kulaklarında. Oysa bir beldede mazlum ahını sadece taşlar duyuyorsa o beldenin yıkılmasını beklemeyecek miydik?